Değerli katılımcılar, değerli dostlar, bizi tüm platformlar üzerinden izleyen güzel insanlar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bilindiği üzere insanlık tarihi bize öğretir ki, hayat ne kadar zor olursa olsun, onu faydalı yönleriyle ele almak marifettir. Bu basit gerçekten yola çıkan TÜBİTAK, Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü, hayatımızı her alanda zorlaştıran COVID-19 pandemisinin bilimsel düşünceye ve bilim tabanlı süreçlere olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla ilham verici çevrimçi seminerler serisi düzenlemektedir. Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü derken birkaç kelime de temel bilim hakkında söylemek isterim. Temel bilim insanoğlunun doğaya hayranlığı ve onun merak etmesiyle başlar. Temel bilimin itici gücü meraktır. Doğanın gizemlerini merak etmektir. Bu merak duygusu tarihin bütün dönemlerinde insanoğlunun bilim sevgisini alevlendirmiş, onu araştırma alanlarına yönlendirmiştir. Bu değerli merak aynı zamanda coğrafi sınırlara, dillere ve ırklara bakmaksızın bilime birleştirici özellik kazandırmıştır. Dünyanın önde gelen üniversitelerinden birbirinden değerli konuşmacılarıyla bu zor günlerde gerçekleştirdiğimiz bu seminerlerin de gücü bilimin insanlık için birleştirici özelliğinden kaynaklanmaktadır. Bu düşüncelerle ve mutlulukla belirtmek isterim ki biyolojik bilimler seminer serisi kapsamındaki bugünkü seminerimiz ABD'nin dünyaca ünlü Cornell Üniversitesi Weill Cornell Tıp Fakültesinden çok değerli Türk bilim insanı Cem Meydan hocamızın katılımıyla gerçekleşecektir. Cem Meydan hocamız oldukça güncel ve bugünlerde herkesi ilgilendiren bir konuda SARS-CoV-2 COVID-19 enfeksiyonunun transkriptomik, uzamsal ve viral olarak moleküler karakterizasyonu konulu bir konuşma yapacaktır. Konuşmanın sonunda her zaman olduğu gibi soru-cevap bölümümüz olacaktır. NASA'nın 2030'lu yıllar için planladığı olası bir Mars yolculuğunun insanın vücuduna etkilerini inceleyen 84 kişilik bilim ordusunda önemli bir yer alan uzayda bir yıl kalan astronot Scott Kelly ve ikiz kardeşi Mark Kelly üzerinde yapılan deneylerde önemli görevler üstlenen, şehirlerin mikrobiyomunu araştırarak salgınların önüne geçilmesi için uzun yıllardır çalışan ve arkadaşlarıyla birlikte New York'un mikrobiyom haritasını oluşturan Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA'den onay alan ve 30 dakikada sonuç veren yeni koronavirüs testi üzerinde araştırma yapan Cem Meydan hocamız bugün bizimledir. Cem Meydan hocamız 2007 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra Sabancı Üniversitesi'nde Biyolojik Bilimler ve Biyomühendislik bölümünde doktora yapmıştır. Doktora süresinde yapay zeka ve makine öğrenimi konularında çalışmıştır. Daha sonra Cornell Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmalar yapan Cem Meydan hocamız, losemi ve lenfoma konularında hematoloji alanında kanser çalışmaları yapmıştır. Bu konularda genetik ve genomik süreçlere bakarak hangi hastalara nasıl terapilerin daha etkili olduğu konularında çalışmalar yapmıştır. Doktora sonrası araştırmalarının ardından Weill Cornell Tıp Fakültesi'nde akademik kadroya katılmıştır. Bu noktada ben seminer davetimizi kabul ettiği için Cem Meydan hocamıza bir kez daha teşekkür ediyor ve sözü kendisine bırakıyorum. Hocam buyurun lütfen, söz sizindir. Çok teşekkür ederim bu tanıtım için. Gerçekten çok güzel oldu. Ve beni ayrıca bu konuşmaya vermek için davet ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Dediğiniz gibi temel bilimler aslında çok önemli.
Biz burada da hem temel bilimler açısından çalışıyoruz, biyolojik açıdan B hücreleri nasıl gelişiyor ve bunlar nasıl kansere veya limfoma yol açabiliyor, bunun gibi konularda. Ve aynı zamanda bunların uygulamalı alanına bakıyoruz. Ama tabii dediğiniz gibi temel bilim alanı olmadan, yani bu temeli oluşturmadan üzerine çıkmamız çok zor. Önce mekanizmayı ve neyin nasıl olduğunu bulduktan sonra uygulamaya geçebiliyoruz ve tedaviye yönelik klinik çalışmalara başlayabiliyoruz. Ve bu yüzden bu tür yaptığınız program için çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben bugün saniye. Evet, şöyle görebiliyor musunuz? Evet, gayet güzel görünüyor hocam. Ben bugün sizlerle SARS-CoV-2 alanında yaptığımız bazı çalışmalardan bahsetmek istiyorum. Tabii bunun üzerine çok girmeyeceğim çünkü artık hepimizin hayatında maalesef ve bütün hayatımızı değiştirmiş bir hastalık COVID. Ve bu konu üzerinde önceki çalışmalarımızla yani COVID öncesinde neler yaptık da bugüne gelebildik ve bu enfeksiyonun ilk aşamalarında ne gibi deneylerde bulunduk ve ne gibi araştırmalar yaptık ve şu an neler yapıyoruz ve gelecekte neler yaparız ve bu tür başka bir pandemi esnasında ne gibi araştırmalar İlerisi için daha faydalı olur. Bu konular üzerine biraz konuşacağım. Şu an görebileceğiniz üzere maalesef geçen hafta dünya çapında 1 milyon ölümü geçtik. Ve bunlar sadece bir şekilde verify edilebilmiş ölümler. Normal oran çok daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ve toplamda 34 milyon kadar vaka var. Ve maalesef daha bir sene olmadan çok yüksek bir enfeksiyon, hastalık, ölüm oranı. Ve bu kadar ciddi bir hastalık nasıl bu kadar kontrolden çıkabildi? Yani nasıl? Çünkü bütün ülkeler bildiğiniz üzere Mart-Nisan ayında bunu göre göre kendi işlerini alabilirler ve bu şekilde yayılmasına izin verdiler bir nevi. Bu konuda önceden neler yapıyorduk? Nasıl bulaşıcı hastalıklar üzerine konuşmalar yapıyorduk? Bunun üzerine ilk olarak mikropların gözetlenmesi üzerine yaptığımız çalışmalardan biraz bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere İnsan Genom Projesi 1990 yılında başladı ve insanın DNA'sını çözerek her türlü DNA'mızın şifresinden her türlü hastalığı çözüm bulacağız ve yaşlanmayı durdurabileceğiz ve her türlü değişiklik yapabileceğiz şeklinde düşünüyordu. Ama ve tabii ki bu çok da faydalı oldu. Ama bu çalışma yaparken tabii ki DNA'yı buluyoruz ve bu DNA'yı parçalıyoruz ve insanın genom dizisini buluyoruz. Ama burada unutulan bir nokta vardı. Bu da insanda birden fazla genom var. Biz hep insan üzerine odaklanmışken aslında göz ardı ettiğimiz başka bir faktör de mikrobiyomumuz. Örneğin insan genomu toplam 23 bin gen içerirken mikrobiyomumuz 3 milyon gene sahip. Toplamda 40 milyon insan hücresi varsa vücudumuzda, burada 40 ila 80 milyon civarı bakteri hücresi olduğu düşünülüyor ve bundan çok daha fazla virüs olduğu da düşünülüyor. Ve toplam bütün bakterilere baktığımız zaman 230 milyon gen var ve normal insanın 23 bin geninden çok daha fazla yüksek bir oran ve çok daha farklı fonksiyonlarda bulunan, çok farklı işler yapan. Ve bu mikrobiyomumuz aslında 2-2,5 kilo ağırlığında bizim üzerimizde ve farklı bir organ gibi davranıyor. Yani şu ana kadar hep mikroplar deyince mikrop, hastalık, enfeksiyon gibi düşünmüşken aslında mikrobiyom bizim için çok önemli bir faktör. Ve bu faktör bizim hem sağlığımızı etkiliyor. Anne sütünde sırf bağırsaktaki bakteri besleyen mesela kimyasallar var. Bu bizim sağlığımız için çok önemli ve bunun mikrobiyomdaki bozulmalar aynı zamanda başka sorunlara yol açabiliyor. Şu ana kadar biliniyor ki işte bağırsakta başlayan bazı sorunlar işte kalp, kardiyovasküler hastalıklara veya obeziteye veya nöral hastalıklara, otizme vesaire yol açabiliyor. Dolayısıyla Hipokrat'ın bir tane lafı var çok eskilerden. Tüm hastalıklar bağırsakta başlar diye. Tabi biraz da abartma gibi olabilir ama gerçekten de mikrobiyomumuz vücudumuzda çok önemli bir yere sahip. Artık biz insandan daha çok bakteri hücresine sahibiz çünkü. Ve bu konuda insan genom projesi gibi insan mikrobiyom projesi yapıldı. İnsan mikrobiyom projesinde gördüğünüz üzere bağırsak, deri gibi bir sürü farklı alanlardan örnek alındı ve bunların
insanın mikrobiyom haritası çıkartılmaya çalışıldı. Burada ilk sonuçları görebiliyorsunuz. Tabii ki farklı bölgelerde, ağızda, deride, gastrointestinal tract'te çok farklı bakteriler var. Ve bunlar farklı olmalarına rağmen yine benzer işler yapabiliyorlar. Şurada fonksiyonel baktığımız zaman. Bunu niye anlatıyorum? Hocamızın dediği gibi bir tane projemiz vardı. NASA ile yapılan ikiz, tek yumurta ikizi. İki astronotumuz var, Mark Kelly ve Scott Kelly. Mark Kelly, NASA'nın emekli olduktan sonra Scott Kelly son görevi için uzaya bir sene çıkmayı kabul etti. Ve bir sene uzaya çıkan bir Amerikan astronot için en uzun dönem. Normalde 3 veya 6 aylık görev yapılıyordu o zamana kadar. Ve tek yumurta ikizleri oldukları için ikisi de bilime katkı yapmayı kabul ettiler. Ve bu ikisi göreve başlamadan 6 ay önce, görev sırasında 1 yıl boyunca ve görevden sonra 6 ay daha takip ettik. Ve her türlü konuda zihinsel, bağışıklık sistemi, transkriptopik sistemi, genom, metabolik sistem gibi her türlü elimizden gelen deneyi yaptık. Ve sanırım bu ikizler şu an dünyadaki en iyi karakter, moleküler olarak karakterizasyonu yapılmış insanlar olabilirler. Çünkü yaklaşık 20 kadar zaman noktasında ve hatta şu an hala bile bazı follow-up örnekleri alıyoruz. Burada baktığımız zaman şurada bu bağırsaktaki bakterilerin bir yaklaşık gösterimi. Uzaya çıktığı zaman burada Scott'ın mikrobiyomunda çok farklı değişiklikler gördük. Yani aynı farklılıkta bakteri olurken bu bakterinin Firmicutes ve Bacteroides oranı çok farklı değişti. Buna aynısını burada göstermiyorum ama ağızda ve derisindeki olan mikrobiyomları da görüyoruz. Bunu neden söylüyorum? Bu mikrobiyomda olan değişiklikler, şu uzaydaki dönemde yükselen mikrobiyomlar, aynı zamanda baktığım zaman zihinsel faktörlere, metabolomik faktörlere, yani sitokin bağışıklık sistemiyle ilgili faktörlere ve proteomik faktörlere gibi çoğu şeyle korele. Yani bunu hepsine mikrobiyom yol açıyor demiyorum ama mikrobiyom bizim her türlü faktörümüzde aslında iç içe bir kavramda. Ve buna rağmen, yani mikrobiyom bizim için çok önemli bir organ dediğim gibi olmasına rağmen şurada baktığımız zaman bağırsağımızda kendi içimizde yaşayan bakterilerin insan insana değişmekle beraber %50, %60'ını bilmiyoruz. Yani gerçekten şu an vücudumuzdaki bizim için çalışan farklı organların ne yaptığını bilmemiz gibi. Aslında çok yüksek bir oran bu zamana göre. Ve yeni çalışmalar bu oranlar biraz daha düşüyor ama dediğim gibi kültürel, yörel çok fazla farklılıklar var. Ve %50-%60 kimisini bazı bilinmeyenlere gittiğimizde %80 gibi bilinmeyen bakteri ve virüs oranına ulaşılabiliyor. Bunun üzerine biz hem bağırsak üzerine hem bağırsak dışında dünya etrafında çok önemli fonksiyona geçiren bu bakterileri, virüsleri, fungi gibi o mikroorganizmaları karakterize etmek için çalışmalar başlattık. Bir tanesi Extreme Microbiome Project. Bunun amacı adı üzerinde biraz ekstrem uç faktörde olan yerlerden örnekler alıp bu örnekleri karakterize etmek ve ne gibi bakteriler var ve bilinmeyen bakteriler varsa bunlar nasıl, bunları bulmak ve bir şekilde ilerisi için kullanabilmek. Örneğin şurada Alaska'daki permafrost'ta yapılan buzuldan alınan örnekler. Şurası Güney Kutbu, Grönland'ın sularından alınanlar. Türkmenistan'daki cehennem kapısı denen yanan doğalgazdan alınan örnekler. NASA'da beraber ortak yaptığımız uzay istasyonunun duvarlarından, içinden, astronotların kıyafetinden alınan mikrobiyom çalışmaları. Aynı zamanda astronotlarla beraber. Ve Avustralya'daki Halofilik Pembe Göl gibi mekanlar. Bunları yaparken hep göz ardı edilen farklı bir ekolojiyle baktık. Bu da New York metrosu. New York metrosu da aslında çok ekstrem bir ortam. Çünkü günde yaklaşık 5-6 milyon kişinin kullandığı bir sistem. Ve bu kadar insanın olduğu, iç içe sık girebildiği bir mekanda insanla aslında çok fazla bir mikrobiyal değişim olduğunu düşünüyoruz. Yani bir bulaşıcı hastalık, grip gibi bir bulaşıcı hastalık varsa bunu bir anda çok fazla insana yayabilirsiniz veya farklı faydalı veya zararlı bakteri varsa bunlar insandan insana veya insandan yüzeylere, yüzeyden insanlara gibi farklı iletişimlere yol açabilir. Bu sebeple 2013, 2014, 2015 yıllarında bir çalışma yaptık. New York'un bütün metro duraklarına yaklaşık 500 kadar metro durağından ve trenlerin içinden, el tutma yerlerinden çeşitli örnekler aldık.
ve bunları sekanslayarak ne gibi bakteriler var, ne gibi virüsler var ve bunlar nasıl dağılım yapıyor ve insanların kullanımı nasıl gibi bir dağılma paterni gösteriyor. Bu konu gibi konulara baktık. Buradaki aslında amacımız, dediğim gibi, New York metrosunda veya evinizde veya ofisinizde kaldığınız her yerde aslında çok fazla bir bakteriyel ekolojiye maruz kalıyorsunuz veya viral. Ve bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Ve olası bir enfeksiyon durumunda, olası bir bulaşıcı hastalık geldiğinde ne gibi bir dağılım seyredecek? Bir yerden başlayan bir strain'i biz takip edebilir miyiz? Veya bir şey olduğu zaman bu nereden nereye ulaşıyor? Veya en azından normal durum ne? Yani eğer gün gelir de bir tane şu an olduğu gibi bir tane pandemi olursa normali baseline'ı bilmeden ne gibi değişiklik olacağını bulamayız diye düşündük. Ve bu amaçla en azından sağlıklı diyebileceğimiz, yani hepsi iyi demiyorum ama en azından normal şartlarda bu metro ne gibi bakterilere, virüslere, fungaylara, arkeyalara sahip. Bunun üzerine bu çalışmayı yaptık. Bu çalışma yaptığımız zaman tabii ki dediğim gibi genellikle insanın derisinde yaşayan veya farklı organlarımızda yaşayan bakterilerde çok fazla zenginleşme görüyoruz. Dolayısıyla tabii ki bu bakteriler, çünkü insanın yüzeylerinden aktarılanlar veya atıyorum peynir yapımında kullanılan, et yapımında kullanılan farklı bakterileri de gördük. Çünkü insanlar yemek yiyor veya kendi vücutlarından dokulan deri parçaları bu bakterileri etrafa yayıyor veya hapşırdığınız zaman farklı virüsleri etrafa yayıyorsunuz. Burada sonuç olarak gelmek istediğim kısım, bu metroya baktığımızda yine %50'ye yakın bakterilerin ve virüslerin ne olduğunu bulamadık. Yani DNA'sını biliyoruz ama bu DNA bildiğimiz hiçbir canlıya benzemiyor. Bu da dediğim gibi çok yüksek bir oran ama tabii daha kendi vücudumuz içinde yaşayanların %50'sini bilmezken dışarıda yaşayanları tabii %50'sini bilmemiz de biraz normal. Bunu biraz arttırabilmek için ve biraz daha iyi karakterizasyon yapabilmek için 2015 yılında Metasap konsorsiyonunu başlattık. Bu şu an dünya üzerine 100'den fazla şehirde yayılmış bir inisiyatif. Burada her sene mesela 2016'da 6 bin, 2017'de 7 bin, 2019'da 9500 örnek aldık dünya çevresinden. Ve buradaki amacımız, dediğim gibi, dünyada normalde insanların yaşadığı ortamlarda bu built environment dediğimiz, yani metro, ofis, hastane, park gibi ortamlarda ne gibi bakterilerimiz var, ne gibi virüslerimiz var ve bunlar nasıl yayılım yapıyor? İnsanlar, atıyorum, bir konferansa gelen insanları mesela takip ettik. Japonya'dan gelen insanlar acaba kendine Japonya ile ilgili bakteriler getiriyor mu veya aynı zamanda Fransa'dan gelenler oradan bir şey getiriyorlar mı veya oraya geri gittiklerinde konferanstan kendilerine götürüyorlar. Bunun üzerine çeşitli çalışmalarımız yaptık. Ve bunu yaparken New York'ta Ebola salgını oldu. Yani Ebola salgını zaten vardı. New York'taki iki kişinin Ebola'ya sahip iki kişinin geldiği haberleri vardı. Ve mesela bu gibi durumda ne olabilir? Eğer metroda yayılmışsa bu nerelere yayılabilir? Bunun üzerine farklı gruplarla çalışmalar yaptık. Bunun simülasyonları yaparak. Ve buradaki amacımız da tabii dediğim gibi herhangi bir sıkıntı olduğu zaman bir virüs ne gibi yayılım yapacak bunu görebilmek. Bunun üzerine şu an dünya üzerindeki farklı kıtalardaki bakteriyel yayılımlara bakıp görebiliyorsunuz. Benzer türler olmak üzere biraz daha alt kısımlara baktığınız zaman her ülkeyi birbirinden ayıran bakteriler de var ve kıtaları. Bunlara bakmak isterseniz 2015'teki çalışmamız New York'la ilgili pathomap.org map adresinde ve bu Metasap dünya çevresindeki yaptığımız çalışmalarımızda metasap.org map adresinde kullanıma açık. Ve bunlar şu ana kadar günümüze kadar olan örnekleri yapıyoruz. Peki geçmişi bitirdikten sonra SARS-CoV-2'ye gelelim. Biliyorsunuz Şubat ayının sonuna doğru bu virüsün Çin'den çıkıp artık dünya çevresine yayılacağı biraz kesinleşti. Ve bununla ilgili biz de New York'ta bir gözlem kurmak istedik. Çünkü dediğim gibi bu aslında konsorsiyumu kurmamızın bir amacı dünya çevresinde gözetleme yapılabilecek bir sistemin oluşmasıydı. Herhangi bir durum olduğunda nasıl takip yapabiliriz? Atıyorum Çin'den gelen Avrupa'ya, Avrupa'dan New York'a gelmiş bu virüsü araştırabilecek veya bunların örneklemesi yapabilecek bir altyapı oluşturmak üzerine aslında bizim için pratik olmuştu. Ve SARS zamanı aynısını yaptık. Ve burada Mart'ta ilk aldığımız hava örneklerini görüyorsunuz. Grand Central Times Square gibi çok insanın olduğu yerlerde. Hem yüzeylere hem havadan örnekler alarak virüs var mı bunlara baktık. Ama sorun şu ki
dediğim gibi New York metrosu çok büyük bir sistem. Yani 450 kadar durağı var tabii metroların içi. Tabii her bazı duraklar çok büyük. Yani bir taraftan da örnek alamazsınız. Günde binlerce örnek almanız lazım ve bu örnekleri nasıl test edeceğiz? PCR yapacak olsak zaten hastanede kapasite hastalara yetecek durumda değildi o zamanlarda. Çünkü dünya çapında primer sıkıntısı vardı ve kimyasallar çoğu yere yetişemiyordu. Bu yüzden NAB ve diğer firmalarla konuşarak ne yapabiliriz buna baktık. Burada Illumina, Broad Color ve bizim Cornell Üniversitesi'nin ortak yaptığı Megalab diye bir çalışma vardı. PCR bazlı testlere baktığımız zaman günlük kapasitenin yaklaşık 200 bine çıkacağını öngörüyorduk. Bu gördüğünüz üzere Mart'ta yapılmış bir şey. Ve Abbott'un IDNow hastanede kullanan bir sistemdi ama günlük yaklaşık 50 bin kadar test yapılabileceği öngörülüyordu. Ve bunların hepsi maalesef aynı kaynaklardan geliyor ve supply chain'e kısıtlı testler. Yani bir tarafta bir sıkıntı olduğu zaman dünyanın tamamına yetişmesi mümkün olmayan testler. Bu yüzden biz farklı test bulalım dedik. Ve bu testimiz hızlıca scale olabilsin, kolay olsun, ucuz olsun ve insanlara yetecek kadar test yapabilelim üzerineydi. Burada o zamanki projeksiyonlar 550 bin kadar günde test yapılması gerekliliği üzerineydi. Ve bunu diğer testlere baktığımız zaman yetişemiyor maalesef. O kadar hızlı fabrikasyonu arttıramıyorlar. Ve biz LAMP bazlı bir teknoloji kullanmaya karar verdik. LAMP bizim bulduğumuz bir teknoloji değil, biraz eski bir teknoloji. PCR'a benzer ama daha kolay. Farklı primerleri buluyorsunuz ve DNA yaptığınız zaman PCR'ı bilmeyenler varsa PCR'da primerleri de yapıyorsunuz ve önce ısıtıp sonra soğutup sonra ısıtıp sonra soğutup böyle farklı adımları var ve özel makinelere ihtiyacı var. Ve dolayısıyla bu makineler kısıtlı olduğu zaman yeterince test yapamıyorsunuz. LAMP'in öyle bir sıkıntısı yok. LAMP'in sadece sabit 65 derece tutulması gerekiyor. Ve dolayısıyla çok hassas sıcaklık kontrolüne ihtiyacı yok. Ve şu primerleri kullanarak LAMP testi yaptık. LAMP testinin ikinci bir artısı, şurada gördüğünüz üzere, kendisi kolorimetrik bir test. Eğer negatifse solüsyonunuz kırmızı kalıyor ama pozitif olduğu zaman sarıya dönüyor. Ve bu durumda farklı bir enstrümana ihtiyacınız olmadan sırf birkaç kimyasalı tüplerin içine karıştırıp biraz ısıtıp bekledikten sonra gözle görebileceğiniz bir pozitif veya negatif sonuç alabiliyorsunuz. Ve bu gerçekten çok artısı olan bir şey. PCR'da dediğim gibi PCR makinesine ihtiyacınız var. RT-PCR'da. Veya diğer testlerde dediğim gibi çok büyük enstrümanlara ihtiyacınız var. Bunlar zaten stokta olmayan şeyler. Covid başladıktan sonra bunların hepsi stokları bitti. LAMP dediğim gibi kırmızıdan sarıya dönüşen ve yaklaşık 0 dakikadan 30 dakikaya kadar sonuç alabildiğiniz bir test. Ve yaklaşık 10 ila 100 hatta yeni iki primer kullandığınız zaman 5 ila 25 virüs kopyası arasına kadar yakalayabiliyor. Yani yeterince bir hassas bir test. Ve oldukça doğruluğu yüksek bir test. Burada gördüğünüz üzere 199 spesifisite ve 194 sensitivity değerleri var. Ve bunu dediğim gibi iki tane primer kullandığı zaman yaklaşık 10 virüse kadar yakalayabiliyorsunuz. Ve bu testi daha sonra dediğim gibi açık yaptık. Yani primerler kullanımı açık, insanlar kullanabilir. Bütün protokolümüzü açtık. Ve partnerlerimizden bir tanesi Color firması bunu FDA'den onayını aldı ve şu an kullanmaya başladı. Şu an San Francisco testler yapıyorlar sanıyorum. Bizim testimiz diğer testlerle karşılaştığı zaman, şurada gördüğünüz üzere Mart'ın ortasından Temmuz'a kadar sıfırdan 150'ye kadar test gelişti hızlıca. Ve burada gördüğünüz mor testlerin çoğu PCR bazlı testler. Ve yeşil testler izothermal yani ısıtmalı LAMP gibi testler. Şurada 3-4 tane farklı LAMP gibi testi de görüyorsunuz. Burada bu grafik bu testlerin hassaslığını gösteriyor. Bazı testler aşırı hassas. Yani 100 mikrolitrede bir tane virüse kadar yakalayabiliyor. Bazıları ise çok daha az, 1 mikrolitrede 100 binden fazla virüs olması gerektiriyor. Burada aslında insanların hepsi çok hassas teste yöneliyor ama burada bence bir balans gerekli, denge gerekli. Çünkü eğer testiniz yeterince hassas değilse tabii ki bazı pozitifleri kaçırabilirsiniz ve bu soruna yol açabilir. Ama eğer testiniz çok hassassa yapılan şey virüs geçtikten sonra yani hastalığı geçirdikten sonra
hala uzun bir süre daha pozitif sonuç vermeye devam edebilir bu testler. Çünkü eğer üzerinizde canlı virüs yoksa, artık virüsler ölmüş ama DNA, RNA parçaları hala dolaşımdaysa, bunları bile yakalayabilir durumdalar. Ve bazı durumlarda görüyoruz. Mesela bazı hastalar hastalığı geçirmiş olmasına rağmen 40 gün sonrasında hala daha pozitif sonuç verebiliyor. Yani tabi bunlar biraz uç örnekler. Ama bunun gibi iş gücüne, hani yani insanın iş gücünün geri dönebilmesi için çok aşırı hassas olmasında da biraz sıkıntılar olabilir. Tabii eğer cidden riske sahip bir insansa bu durumda daha hassas testler daha iyi olabilir. Diğer üçteki az hassas olan testlerin sıkıntısı da dediğim gibi bazı potansiyel pozitifleri kaçırmanız ve bunların daha çok farklı insanı dağıtması. Burada aslında bence hassaslıktan çok daha önemli bir kısım testlerin ne kadar kısa sürede sonuç verdiği, ne kadar ucuz olduğu ve ne kadar yaygın olduğu. Bu az hassas testler dahi ucuz olan testleri çok daha sık yapmak çok daha faydalı. Hatta şu an simülasyonlar var. Eğer yani şu an insanlar çok sıkıntılar olduğu için çok yaygın test olamıyor maalesef. Hastanelerde sıralar var ve sonucu hemen alamıyorsunuz. Eğer hızlıca sonuç aldınız ve atıyorum her gün veya 3 günde bir veya haftada bir yapabileceğiniz bir test yaygınlaşabilirse bu şu daha pahalı yapılan çok hassas testlerden aslında çok daha faydalı olacaktır. Bu testimizin FDA onayı aldığı nazofaringsten, yani nasofaringeal swab denen, eğer test olduysanız biliyorsunuzdur, burnunuzdan yeninize doğru alınan bir test. Ve bu test maalesef ev ortamında yapılamıyor. Ve bunu örneğe alabilmesi için hemşire gibi lisans olan birinin yapması lazım. Çünkü herkesin alabileceği bir test değil. Kendisi test örnek almaya çalışırken sıkıntılar yaşayan çok insan görüyoruz. Bunun diğer bir alternatifi de ağızdan tükürükten alınan örnekler. Bu konuda yapılan bir çalışma vardı. İlk zamanlarda Nisan-Mayıs gibi çıktı. Burada gösterdikleri nazofaringsten alınan örneklere oranla tükürükten alınan örnekler, tükürükten alınan örneklerde daha çok virüs var. Dolayısıyla tükürükten almamız aslında çok daha faydalı olabilir. Ve bu tükürükten alınan örnekler semptomu olmayan hastalarda daha yüksek oranda bulunmasına yol açıyor. Yani burada gördüğünüz üzere 3 kişi de pozitif sonuç çıkmışken, asemptomatikken tükürükten alınan örneklerde 9 kişiye pozitif çıkabiliyor. Ve burada gördüğünüz üzere en bulaşıcı olduğunuz hastalığın ilk 1 ila 5 gününde tükürükte daha çok virüs var. 6-10'da biraz daha yüksek var ve 11. günden sonra artık boğazda daha çok örnek almaya başlıyor ama ağız kendini biraz daha temizlemeye başlıyor. Bu tükürüğün tabii ki hassaslığı dışında diğer artısı, tükürük örneğini almak çok daha kolay. Atıyorum testi yapabilecek teknisyeniniz varsa bile bu örneği almak, hastaların sıraya girmesi çok büyük bir sıkıntı. Ve aynı zamanda çok kolay bir test de değil. Yani insanlar çok burundan örnek aldırmak istemiyor çünkü hafif acısı var. Ama tükürükten alınan örnekleri çok daha hızlı bir şekilde verebiliyorsunuz. Biz şu an tükürük üzerine de deneyler yapmaya başladık. Yani şimdi dediğim yaz, haziran, Mayıs-Haziran aylarından biri. Orada biraz farklı sıkıntılar var. Eğer insanlar örneği vermeden hemen önce yemek yemişse ağızın pH'i değişiyor. Ve lamp gibi kolorimetrik bir testte bu sorunlara yol açabiliyor. Bu yüzden biraz kimyasal oynandı ama şu an tükürükle çalışan bir örneğimiz var. Daha FDA onayı almadı ama IRB onayı var. Ve şu an hastanemizde, New York Medical College'da, Wisconsin'da, Massachusetts'te gibi farklı hastanelerde bir kısmında tükürük örneği de yapılıyor. Hem nasofaringeal hem tükürükten örnek alarak ikisini de test ediyoruz. Ve bu örneklerle yakında FDA onayını almayı düşünüyoruz. Aynı zamanda farklı hastanelerde ve farklı Jet Propulsion Laboratory, NASA'da veya farklı hastanelerde veya üniversite sistemlerinde de bu örnekleri alarak bu lampi biraz daha pratiğe geçirmek istiyoruz. Dediğim gibi Color da San Francisco'da yapıyor. Biz de Wisconsin'da Racine şehrinde onlarla partnerlik kurduk ve onlar belediye meclisinin bir kısmını bu COVID testi için ayırdılar. Ve bu testi yaparak kendi yani o şehirde kalan insanları test etmeye başladılar. Ve burada görüyorsunuz testi yapmak için itfaiyelere eğittik. Ve yani çok bilim adamı olmasına gerek yoktu. Kolay bir protokol. Ve itfaiye ekipleri ve birkaç tane işi bilen insanla bu testi yönlendirebiliyoruz. Bu lampin diğer kullanımı yine Cornell'in
Cornell Ithaca'da mühendislerin geliştirdiği Tiny diye bir cihaz. Tiny cihaz gördüğünüz üzere gerçekten adı üzerine küçük bir cihaz. Ve kendisi lamp çalıştırabilen bir tane ekipman. Yani kendi içinde her şeyi hazır, farklı ekipmana ihtiyacınız olmayan, bir tek kimyasalı üzerine koyup da örneğe koyup da çalıştırabileceğiniz bir alet. Ve bunu tasarlamanın amacı, her yerde elektrik yok. Yani şu an tabii ki New York'ta veya Türkiye'nin çoğu yerinde bir sıkıntısı yapabiliyorsunuz. Ama köy yerlerine veya Afrika'nın farklı uzak yerlerine gittiğiniz zaman bu tür testleri yapmanız mümkün değil. Hem ekipman yetersizliğinden hem elektrik sisteminin güvenilir olmamasından dolayı. Ve Tiny'nin özelliği aynı zamanda ısıyla çalışabiliyor. Yani gerçekten ateş üzerinde çalıştırabiliyorsunuz veya güneş enerjisi kaynağı var. Güneş enerjisiyle de çalışabiliyor. Ve şu anki ilk prototip aynı anda 6 örneği yapabilecek kadardı. Şu an onu büyütmek üzere biraz daha paralel, çok daha fazla örnek yapılabilecek bir sistem geliştirmek üzerine mühendisler çalışıyorlar. Ve bu Tiny cihazını biraz uğraşarak SARS-CoV-2 ile uyumlu hale getirdik ve şu an kendisi SARS-CoV-2 testi yapabiliyor. Hatta şu an labımızda görüyorsunuz Dan ve Chris örnek yapıyorlar ve şu an bizim kendi hastanemizde bunu kullanarak gelen hastalığı test edebiliyoruz. Dediğim gibi bu Tiny veya Lamp hani büyük hastane çok önemli olmasa bile biraz daha şartları yetersiz kısımlara gittiğiniz zaman çok daha makul olabilecek bir test. Lamp'in ikinci özelliği ilk başına metrodan bahsettim. Metroları test etmek. PCR gibi testleri eğer metro almaya çalışırsanız dediğim gibi günde yüzlerce test atmanız gerekiyorsa bunun kapasitesi ve maalesef fiyatlandırılması çok uygun olmuyor. Lamp hızlıca 30 dakikada sonuç verebiliyor. Çok paralize edilebiliyor. Ve örnek başına yani bütün kimyasalı 1-2 dolar. Tabii sarf malzemesinden işçiliği kattığınız zaman 5 dolardan az gibi bir ücreti var. Dolayısıyla çok daha hızlı yapabileceğiniz ve çok daha yaygın bir şekilde yapabileceğiniz bir test. Bunu test etmek için bizim hastanemize gelen 730 kadar kişiden örnek alındık. Aynı zamanda Mart ayında 86 tane New York'tan örnek aldık metrodan. Ve daha sonra bu örnekler binlere çıktı. Dünyanın her tarafından gelen örneklerle. Ve bunları lamp yaptık. Aynı zamanda PCR ve RNA-seq yaparak bunlar ne gibi değişiklikler oluyor? Bunun üzerine baktık. Burada görüyorsunuz PCR ve lamp arasında oldukça iyi bir korelasyon var. Yani lamp'in bulduğu çoğu şeyi PCR'da buluyor veya tam tersi. Şurada gördüğünüz iki tane false pozitif gibi görünen noktalar var. Ama daha sonra bunu patolojiyle konuştuktan sonra bunun gerçekten pozitif olduğu, yanlış sonuç verildiği öne çıktı. Yani lamp ve sekanslama aslında SARS-CoV-2'yu bulmak için yeterli bir sistem. Bu dediğim gibi hastalardan ve kontrollerden ve ortamdan alınan örnekleri SARS-CoV-2 var mı diye baktık şuradaki turuncularda. Ve pozitif örneklerde kimi insanlarda çok aşırı yüksek dozda SARS-CoV-2 varken kimisinde çok az görünemeyen dozda, kimisinde ise orta dozda insanlar gördük. Ve negatiflerde dediğiniz gördüğünüz üzere örnek yok. Şu bir tane örnek az önce dediğim false pozitif. Yani negatif denmişken aslında COVID hastası çıkan bir insan. Bunun da pozitif olması lazım. Ve mavilerde insandan gelen DNA. Total RNA-seq yaptığımız zaman gördüğünüz üzere hem SARS-CoV-2'den gelen örnekleri alabiliyoruz, hem insandan gelen RNA'yı alabiliyoruz. Ve aynı zamanda bakteriyel ve diğer virüslerden gelen readleri alabiliyoruz. Ve bunları çok farklı alanlar kullandık. Birincisi virüse bakarak SARS-CoV-2'nin dağılımı ve evrimi. Hızlıca geçecek olursak burada kendi viral oranı düşük hastalarda gerçekten bize düşük oranda buluyoruz. Orta oranda olanlarda yeterince artık virüs yakalamaya başlıyoruz ve yüksek oranda virüs olan insanlarda çoğunda çok yüksek oranda biz virüsü de yakalayabiliyoruz hem lambda hem sekanslamayla. Özellikle bu yüksek ve orta bazda virüs olan insanları karşılaştırdığım zaman virüsün tüm RNA'sını ele geçirebiliyoruz ve bu RNA'yı birbiriyle karşılaştırarak ne gibi değişiklikler olmuş, ne gibi mutasyon olmuş bunlara bakabiliyoruz. Ve buna baktığımız zaman burası bizim Cornell'den aldığımız örnekler ve GISAID denen sistemin alan örnekleri. GISAID de aslında 10-12 senedir devam eden, aslında
grip amacıyla kurulmuş, influenza amacıyla kurulmuş bir tane grup. Bunların yaptıkları Amerika'nın çoğu yerinden ve hatta dünyanın farklı bir bölgelerinden örnekler alarak her grip sezonunda ne gibi grip virüs versiyonları var, nasıl evrim geçirmiş bu sene, bunları bulmak ve bunları bularak o senenin aşısına geliştirmesine faydalı olabilecek bilgileri FDA ve diğer gruplara bildiren bir çalışma. Bunlar tabii dediğim gibi yani senede de milyonlarca örnek alındığı için aslında biraz altyapıları yüksek. Ve bu konuda zaten çalışıyorlar aşı için ne gibi evrim yapılıyor. Ve COVID çıktığı zaman Mart aylarının başında hemen sistem değişerek influenza dışında aynı zamanda COVID, SARS-CoV-2 ile de uyumlu hale getirdiler. Ve dünyanın her tarafından, Çin'den, Avrupa'dan, Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan, Amerika'dan insanlar örneklerini yoklamaya başladı. Ne gibi virüs değişiklikler oluyor diye. Biz de baktığımız zaman Çin'de çıkan ilk versiyon şöyle boş ise bize şu kırmızı noktalar her bir mutasyonu veya insertion deletion gibileri gösteriyor. Biz de bu şekilde virüsün ne gibi değişiklikler geçirdiğini görmeye başladık. Virüsün çok az bir kısmı Çin'den gelen bazı ana mutasyon içerirken çoğu Avrupa versiyonu dediğimiz Avrupa'dan yani Çin'den Avrupa'ya geçmiş, Avrupa biraz mutasyona uğramış ve Avrupa'dan New York'a gelmiş varyasyon olduğunu gördük. Ve bu daha sonra bir şekilde New York için çok daha fazla yayılmış ki yani şurada gördüğünüz maviye sarı oranı çok farklı. Ve aynı zamanda bazı mutasyonlar hepsinin yani çoğu örnekle görülmektedirken bazı mutasyon mesela şu mutasyon örneklerin yarısında veya %40'ında görülürken hepsinde görülmüyor. Yani farklı mutasyonların da çıkışını an be an görebiliyoruz bu şekilde. Ve burada gördüğünüz zaman bunun eğer grafiğini çizecek olursanız Çin'den Avrupa'ya, Avrupa'dan Amerika'ya, New York'a ve New York'tan Amerika'nın farklı bölgelerine gibi bu virüsün dağılımının haritasını çıkartabiliyoruz. New York'a baktığınız zaman New York diğerlerinden ne gibi farkı var? Tabii bu bahsettiğim enfeksiyon ilk anları, Mart ve Nisan ayları, New York'un çok ciddi maalesef hasta sayısına sahip olduğu, çok fazla ölümlü olduğu zamanlar. Buna baktığımız zaman şu mutasyon, 11.916. pozisyondaki mutasyonun diğer grupta yokken New York'ta çıktığını görebiliyoruz. Ve buna benzer farklı birkaç tane daha pozisyondaki mutasyon New York'ta diğer de Avrupa'dan gelen grupta olmazken New York'ta bir şekilde zenginleşmeye başlamış mutasyonlar. Ve bunlara baktığımız zaman bunların çoğunun 20C denen clade'de olduğunu görüyoruz. Hem bizim wild card'dan aldığımız örnekler hem de ortak olduğumuz diğer hastaneden alınan örneklere baktığımız zaman 175-180'i gibi 20C grubundan. Peki bu 20C grubu ne diye baktığımız zaman şu mutasyonları görüyoruz. Şu mutasyon sırf bizim 20C'de olan ve 28 25.563. pozisyonda mutasyona sahip olan bir virüs. Ve bu virüsün yayılına baktığım zaman Şubat'ta yokken Mart gibi bir anda çıkmaya başlıyor ve New York'ta çok fazla yüksek oranı var. Diğer bölgelere baktığımızda mesela Batı Amerika'da veya Amerika'nın güney kısmına baktığımız zaman bunlar önceden çok fazla yokken çünkü biliyorsunuz veya Amerika'ya virüs iki taraftan geliyor. Bir tarafı Atlantik tarafında Avrupa üzerinden, bir tarafı Seattle ve Kaliforniya'ya Asya Pasifik üzerinden gelişi. Ve burada iki farklı strain birbiriyle yayılmaya başlıyor. Bu batıda gördüğünüz üzere ilk başta kendi farklı bir strain varken bir anda New York strain'e yayılmaya başlıyor ve daha sonra azalarak şu an tekrar yani yaz boyunca tekrar artmaya başlıyor. Güneydeki Amerika'da ise hiç yokken şu 20C mutasyonu New York'tan çıkan insanların evine dönen veya bir şekilde ulaşan insanların getirmesiyle bir anda artış gösteriyor. Ve buna baktığınız zaman örneğin İngiltere'de bu 20C'yi hiç görmüyoruz. Yani New York ve İngiltere arasında bir şekilde izolasyon olmuş ve bu strain hiçbir şekilde yayılmamış. Onlarda mesela 20B strain'i daha fazla yaygın. Ve diğer Avrupa'ya baktığınız zaman burada aynısını görüyoruz. Mesela Batı Avrupa'da 20A strain'i biraz daha yüksek. Bunların yanında şu pozisyonda 3 bazlık, pardon, 9 bazlık 3 amino asitlik bir tane silinme görüyoruz. Yani bu in-frame bir silinme. Amino asit dizisini kaydırmıyor. Ama 3 baz, 3 amino asit tamamen yok olmuş. Ve buna örneklere baktığımız zaman gerçekten şurada silinmeyi görebiliyoruz. Ve bu örneği sırf New York'ta değil aslında dünyanın farklı bölgelerinde de gördük. Çok üzerine çalışılmamış bir silinme.
Ama şurada gördüğünüz üzere bu silinme evrimden bağımsız olarak farklı bölgelerde birbirinden bağımsız olarak çıkmış gibi duruyor. Yani hem New York'ta çıkmışken hem aynı zamanda bunu Avrupa'da veya Asya'da, Çin'de alan örneklerde de bu silinmeyi bağımsız olarak görüyoruz. Burada tabii sorulan sorular, bu mutasyonların ne gibi etkisi var? Daha çok yayılmaya mı yol açıyor? Burada gördüğümüz, hani New York'ta bunun yayılması ya daha çok yayılmaya eğilim gösteren olabilir. Ama büyük ihtimalle ilk gelen insanlar bunu yaymaya başlarsa, buna founder effect diyoruz. Bir virüs birbirinden biraz daha önde hareket ettiği için biraz daha hızlı yayılabiliyor ve hızlı yayılınca eksponansiyel olarak diğerlerini biraz ekart ediyor ve kendisi ana şekle geliyor. Buna rağmen bazı mutasyonlar bulundu. Örneğin şu mutasyon mesela Çin'de yokken Avrupa'da gelişmiş ve bunu labdaki deneylerle bunun daha bulaşıcı olan bir versiyon dönüşünü gösterdiler. Ve maalesef şu an dünyanın her tarafında neredeyse bu virüs daha bulaşıcı olduğu söylenen D strain'i. Bu virüse bakarken bulduğumuz başka ikinci ilginç bir konu da virüsün içinde bazı varyasyonlar görüyoruz. Yani bir insana baktığımız zaman genelde bir tane mutasyonu geçirmiş, bir tane strain görmek beklerseniz. Ancak bu durumda bazı mutasyon görüyoruz ki %25-%35 oranında. Yani vücudunuzda %25 oranında bir tane virüs var, %75 oranında başka virüs var. Veya %30-30-30 gibi farklı, birbirinden farklı değişiklik geçirmiş virüsler aynı anda vücutta yer alabiliyor. Tabi bunun klinik olarak ne gibi önemi olduğunu bilmiyoruz. Belki o virüsler vücudunuzda gerçekten mutasyon geçirmiş virüsler. Yani size tek bir tane virüs gelmiş ama kendi vücudunuz içinde bu değişiklik geçirmiş. Belki de aynı anda farklı iki insandan iki farklı virüs tipine hastalık almışsınız. Yani bu konuda şu an bunu bilmiyoruz. Buna bakıp klinik verilere de karşılaştırarak herhangi bir önem var mı? Bunun üzerine çalışmak istiyoruz. Tabi dediğim gibi tamamen RNA'ya baktığımız için sırf SARS-CoV-2'ye değil diğer virüslere de bakılıyoruz. Burada gördüğünüz üzere bu diğer solunum yoluyla yayılan virüslerin yayılımı. Diğer SARS olmayan normal nezle yapan koronavirüsler. Zatürreye yol açan farklı virüsler veya diğer nezle veya grip gibi yol açan virüsler gibi. Rhinovirus, influenza gibi. Bunların yayılımı görüyorsunuz. Ve bunlar genelde her sezon artan şekilde. Ve Mart'ta bunlarda bir değişik bir azalma görüyor insanlar karantinaya geldiği için. Biz kendi örneklerimizde de aynısını görebiliyoruz. Bu bizim hastanemize gelmiş 700 kişinin 750 kişinin virüs profillerine baktığımız zaman çoğu insanda farklı bir virüs yok. Bir grup insanda hastaneye solunum yolu sıkıntılı gelmiş ve acile gelip hani bende Covid mi var diye gelen insanların %15-20'sinde farklı virüsler olduğunu gördük. Bunda hem grip var, hem diğer insan koronavirüsleri var ve bazen enterovirüs, rhinovirüs gibi diğer nezle veya solunum yolu hastalığı yapan virüsleri görebiliyoruz. Birkaç hastada, sanırım 5 hastada aynı zamanda hem Covid hem farklı bir özellikle grip olmak üzere hastalık görebiliyoruz. Haberlere falan çıkıyordu, belki duymuşsunuzdur. Grip ve Covid'in aynı anda olması maalesef hastalığın seyrini şiddetlendiriyor. Bu açıdan bu önümüzdeki sezonda da grip aşımızı olmak ve maskemizi kullanıp hastalıktan korumak aslında çok önemli. Virüsler dışında diğer bakterilere baktığımız zaman ilginç bir faktör var. Özellikle yüksek virüs grubunda şu normalde boğazda bulunması gereken yani bizimle beraber yaşayan komensal dediğimiz bakterilerde bir azalma var. Bu azalma ya virüs artınca bağışıklık sistemin hiperaktive olması, bu aktivasyon sırasında diğer bakterileri de öldürmesi yüzünden veya belki de virüsün salgıladığı kimyasal hücreler ölünce bu bakterilerde bir azalmaya yol açıyor. Bunu tam şu an bilmiyoruz. Ama bu aldığımız değerleri labdan gelen yani normal labda PCR bazlı yapılan veya diğer viral panellerle yaptığımız testler karşıladığımız zaman oldukça iyi olduğunu görüyoruz. Şurada lab sonuçları sonuç yokken bizim bulduklarımız arasında genel olarak çoğu virüs için epey fark var ve sanırım 195 gibi bir accuracy'miz var bunları bulmak için. Virüs dışında aynı zamanda insanın vücudunun bağışıklık sistemine gibi tepkileri vardığını da bakabiliyoruz. Ve buna baktığımız zaman bunlar tabii ki dediğim gibi bundan alınan örnekler ve insanların yapısına göre veya örneğin nasıl alındığına, ne kadar bastırıldığına göre farklı hücreler alabiliyorsunuz. Burada
ciliated dediğimiz epitel hücreler olabilirken veya goblet hücre gibi farklı hücreler de olabiliyor. Ve bunlar arasında hasta olmayanlarla hastalığı farklı dozlarda olan arasında bir fark göremedik. Ama gen ekspresyona baktığımız zaman şurada kırmızılar yüksek oranda virüs olan insanlar. Bunlar genel olarak normal hasta olmayanlardan farklı profile sahip. Yani hastalık vücudumuzun gen ekspresyonunda transkriptomik olarak bir değişikliğe yol açıyor. Ne gibi genler değişiyor da diye baktığımız zaman IFI6, ACE2, HERG6, IFI27 gibi genler çıkıyor. Bunlar interferon veya virüs yayılımını durduran insanın bağışıklık sistemi ile ilgili genlerimiz. ACE2'yu da duymuşsunuzdur. Kendisi epitel hücrelerde özellikle genizde olmak üzere akciğerde, bağırsakta gibi epitel yapılarda yüzeyinde bulunan bir gen. Ve SARS-CoV-2 hücreye girmek için bu ACE2'yu kullanıyor. Yani ACE2'ye bağlanıp ACE2 yoluyla hücreye girebiliyor. Ve burada gördüğümüz gerçekten yüksek virüs oranı olan insanlarda ACE2'nun ekspresyonunda yükselmiş olması. Ve bunun aynısını diğer virüs yani grip gibi farklı grip nebze gibi olanlarda bu aynısını görmüyoruz. Zaman açısından bunlara geçeceğim ama dediğim gibi diğer bazı interferon veya cytokine genlerinde farklı değişiklikler görebiliyoruz bunun üzerine. Ve burada bir tane doz etkisi sahip. Yani en üstte düşük dozdaki virüsleri görüyorsunuz. Daha sonra orta doz, daha sonra yüksek doz. Burada düşük dozda biraz genlerinizde bir yukarı çıkan upregulated veya downregulated genler varken orta veya yüksek virüs yoluna çıktığınız zaman bu genlerin sayısında arttığını görüyoruz. Ve bu genlere şu şekilde bakabiliyorsunuz. Mavi genler çok yüksek ekspres olmayanlar, turuncular gittikçe daha yüksek ekspres olanlar. Bazı genler virüs yoğunluğu yükseldikçe kendileri de yükselmeye başlıyorlar. Ve aynı zamanda cytokine ve interleukin gibi genlerimizde de bu zenginleşmeyi görüyoruz diğer virüslere oranla. Peki burada ne gibi değişiklikler var diye baktığımız zaman bu genlerin çoğu dediğim gibi interferon gamma ve interferon alfa yolağıyla ilgili genler. Aynı zamanda diğer insanın bildiğimiz antiviral tepkisini regüle eden genler de çıkıyor. Ve bazı diğer leukocyte integration, interferon response gibi genlerimiz de çıkıyor. Burada çok ilginç benim bulduğum bir sonuç. Doktorların bahsettiği yani o zamanlarda şu an hala da artık biliniyor. Hastaların geçirdiği problemlerin bir tanesi de kan pıhtılaşması sorunları. Bu hastalarda daha çok özellikle akciğerde pıhtılaşma görülerek kanda bu pıhtılaşma sorunlarıyla kanama veya damarlara kan gidememesi gibi sorunlar olduğu görülüyor. Ve biz de aynı şekilde demire bağlanan iyonların genleriyle ilgili problemler bulduk. Ve burada göstermiyorum ama aynı zamanda pıhtılaşmayla ilgili gen yolakları da çıkıyor. Aynı zamanda biliyorsunuzdur hastalığın ilk belirtilerden bir tanesi koku almanın kaybolması. Burada aynı şekilde kokuyla ilgili genlerin ise normal insanlara göre azaldığını gördük. Tabi bu GPCR'la çalışması biraz daha zor, bu konuda uzman değiliz ama bence ilginç bir sonuç. Bu şurası y-axis'te gün olmak üzere, şurası da bizim örnek aldığımız günler olmak üzere hastaların, özellikle yoğun bakıma gelmiş hastaların ne gibi hastalık geçirdiği. Burada baktığımız zaman SOFA dediğimiz organ yetmezliği skoru, yani farklı birçok organ yetmezliğine girdiğiniz zaman bu skor gittikçe kırmızıya dönüyor. Burada baktığımız zaman çoğu hasta genel olarak yoğun bakıma gelmiş ve birkaç gün yoğun bakımda kaldıktan sonra yeşil dediğimiz taburcu olup gelmiş. Ama bazı hastalarımız ise çok daha ciddi hastalık geçiriyor. Ve bize daha septom göstermemişken bile daha mesela bir hafta sonra hasta olanlar da var. Bildiğiniz üzere bazı insanlar niye bu kadar çok ciddi hastalık geçiyor? Bazıları hani yoğun bakıma gelecek kadar ciddi ama çok da değil. Kimisi ise hiç hasta olduğunu fark etmiyor biliyor. Bunun üzerine çok soru işareti var. Şu Science Immunology'de yayınlanmış bir tane makale vardı. Ve bunların da buldukları sonuçlar bizimle aynı. COVID, TNF ve IL-1 beta-driven bir hastalık. Bu normalde gripte aktive olmayan genler TNF ve IL-1. Ama bu aynıları COVID'de
yükseldiğini gösteriyorlar. Ve bu tip 1 interferonlar bu COVID için çok önemli olduğunu gösterdiler. Ve şu iki makale Science'da arka arkaya çıktı geçen hafta. Bunların gösterdiği, az önce dediğim bazı hastalar niye kötü geçiyor, bazı hastalar daha kolay geçiriyor bu hastalığı diye. Bunların gösterdiği hastalığı kötü geçen insanların tip 1 interferonunda sorun bulunduğu. Yani bazı hastalar hastalığa karşı antikor geliştirirken bu geliştirdikleri antikor yani tip 1 interferon olarak COVID'e karşı yetersiz. Ama vücut antikoru yetiştirdiği için bu antikorları üretmeye devam ediyor ve vücutta hiperenflamasyon oluyor. Yani virüsü tam temizleyemezken vücudunuzda hiperenflamasyon oluyor ve kendi bağışıklık sisteminiz aslında kendinize doğru saldırmaya başlıyor. Burada gösterdikleri ölümlerin %14'ü kadarının, ölüm demeyeyim de ciddi hastalıkların %14'ü kadarının bu tür problemlerden dolayı olduğunu gösteriyorlar. Dediğim gibi aynı zamanda çıkan ikinci bir makalede de yine aynısını gösteriyor. Interferon 1 yapımında, üretiminde problemi olan insanlar genetik olarak bu problemi yaşadıkları zaman daha ciddi hastalık geçiriyorlar. Yani ya doğuştan genetik olabilecek veya vücudunuzun ürettiği antikorların yetersizliği sebebiyle interferon 1 yolağında bir sıkıntı varsa hastalığa karşı çok daha ciddi sonuç verebilirsiniz. Ve maalesef bu tabii kimin bu şekilde hasta olup olmayacağını bilmesi zor bir konu. Ama şu an mekanizmayı bulduğumuz için belki bu konuda daha iyi çalışma yapabiliriz. Mesela bu makalede gösterilen çok ilginç bir sonuç da bu tür interferonu yetersiz insanlardan antikor bulup bu antikorları insan farklı hastalara transplantasyon yapılmaması üzerine bir uyarı. Çünkü biliyorsunuz hastalığı geçirmiş insanlardan antikor alıp bunu daha hasta insanlara verebiliyorsunuz. Ama böyle yetersiz etkisi olan antikorları verecek olursanız bu ileride sonuç daha kötü sonuçlara yol açabilir. Biz de kendi datamızı aynı şekilde HLA yani Human Leukocyte Antigen dediğimiz bağışıklık sisteminin yapısını belirleyen MHC genlerine baktık. Ve bazı gruplarda pozitif ve negatif arasında farklılığı görüyoruz. Yani bazı insanların kendi bağışıklık sistemi hasta olmaya belki yatkın olabilir. Şu ana kadar gösterdiğim verileri herkese açtık. covidgenes.wild.cornell.edu adresinde bakıp genlerin ekspresyonuna, yolaklara bakabilirsiniz. Eğer bir konuyla araştırmanız varsa bunların hepsini açtık. Şu an kurul onayı bekliyor ama bununla ilgili beraber klinik verilerimiz de var. Kimler daha çok hasta almış bu hastalıkları mekanik ventilasyonla mı sonuçlandılar veya ölüm mü veya taburcu mu oldular veya farklı komorbidite de var mı veya diyabeti olanlar, kardiyovasküler hastalığı olanlar gibi. Bunun gibi verileri ve survival datasını umarım yakında koyacağız. Kurul onayı bekliyoruz dediğim gibi. Ve bununla beraber bu 800 kişiden yaptığımız örnekte şu an 1000 kadar örnekle bekliyor. 500'ü Kolombiya, bizim yine hastanenin batı yakasından gelen sonuçlar ve diğer kısımları bizden gelecek durumda. Aynı zamanda San Francisco'da yaptığımız bir ortak çalışma vardı. Bunlar aynı şekilde boğazdan alınan örnekler ve bu sefer kandan alınan örnekler de yaptılar. Biz de kandan alınan örnekleri yaptık. Maalesef burada sunamıyorum. Daha kurul onayı olmadığı için. Ama burada da benzer sonuçları görüyoruz. Yani interferon ve otoimmün sisteminde bazı farklılıklar var. Ve bu iki kohort hem San Francisco hem New York aslında arasında çok ciddi bir uyum var. Yani iki farklı hastanede, iki farklı yolda yapılmış deneyler arasında oldukça iyi uyum görüyoruz. Bu hastalar dışında baktığımız diğer bir konuda ACE2. Dediğim gibi ACE2 virüsün hücreye girmek için kullandığı bir tane reseptör. Bu ACE2'ye bağlanıyor ve ACE2'yi kullanarak hücrenin içine kendi viral RNA'sını aktarabiliyor. Biraz önce gösterdiğim gibi ACE2 ekspresyonu bu hastalarda yüksek. Peki ACE2 niye önemli diye bakacak olursak bazı tansiyonu veya kardiyovasküler problemi olanlar veya diyabet olan bazı hastalarda angiotensin reseptörü veya ACE inhibitor gibi ilaçlar kullanılıyor. Bu kullanılan ilaçların da ACE2 ekspresyonu yükselttiği biliniyor. Bu COVID'in ilk aylarında yani Nisan, Mayıs ayları gibi bazı insanlar şüpheye düştü. Eğer hastaysam ben ve atıyorum tansiyonum varsa ve bu tür bir ilaç kullanıyorsam bu ilacı kullanmaya devam etmeli miyim yoksa bırakmalıyım? Bu ilaç beni daha kötü mü yapacak, iyi mi yapacak? Bunu çalışmak üzere
Bizim hastanemizdeki 50 bin kişinin sağlık kayıtlarına baktık ve bunlar arasından ACE inhibitörü veya ARB, angiotensin reseptör blokörü ilacı kullanan insanları bulduk. Ve bunların hastalıkları nasıl geçirdiklerine bakarak seyirlerine bir fark var mı? Bunu bulmaya çalıştık. Burada mavi dediğimiz bu ilacı kullanan insanlar. İlacı kullanan insanlarda enfeksiyon oranının ve ölümün ve respirasyon oranının yüksek olduğunu görüyoruz. Ancak bu hastalığı ilacı kullananlar tabii ki hasta olan insanlar. Yani altta yatan farklı bir problemi olan insanlar. Bunu doğruladığımız zaman, correct ettiğimiz zaman görüyoruz ki bu ilacı kullananlar aslında riski biraz daha az. Yani ACE2 inhibitörünü kullananların ölüm oranı ve respirasyon kullanma oranı normal diğer hastalığa göre biraz daha az. Yani bu ilaçların aslında koruyucu bir etkisi var. Burada da görüyorsunuz hastaların intübe olma oranı ve hastaların ölme oranı. ACE inhibitörü kullananlar biraz daha %10'u 15'i intübe olurken bu inhibitörleri kullanmayanların oranı biraz daha yüksek. Bunların %20'si kadar hasta, daha ciddi hasta oluyor. Ve bu bence ilginç bir sonuç. Çünkü çoğu insan bu ilaçları kullanmayacağına arasında tereddüt kalıyordu. Ve veri gösteriyor ki bu ilaçların bir zararı yok. Hatta belki biraz faydası bile olabilir. Ve kullanılmasına bir sakınca yok. Biraz hızlı geçeceğim zaman açısından. Komplement sistemi üzerine de bir araştırmamız vardı. Komplement sistemi de insanın bağışıklık sisteminin kullandığı bir hastalık. Ve bu komplement sisteminde problemler olan insanların aslında çok daha ciddi hastalık geçirdiğini gösterdik. Burada görebiliyorsunuz komplement sistemindeki genler yüksek olduğu zaman hastalık daha ciddi geçiyor. Ve aynı zamanda genetik olarak mutasyonlar da gördük. Bu UK Biobank dediğimiz İngiltere'de genom sekanslanmış COVID hastalarından verilere bakıldığımız zaman komplement sistemiyle ilgili genlerde daha çok mutasyon olduğunu gördük. Aynı zamanda şu an yaptığım gösterdiğim veriler nazofarenks ve kandan alınan örneklerdi. Biliyorsunuz COVID çok farklı organ sistemini değiştirebilen bir hastalık ve bunu görmek için postmortem örnek toplamaya başladık. Otopsiden alınan örneklerle akciğer, kalp, karaciğer, böbrek, lenf nodu gibi farklı hastalardan örnekler aldık ve bu örnekleri hem RNA-seq ile ekspresyon profiline baktık, hem spatial transcriptomics dediğimiz uzamsal transcriptomik profili yapıldı. Hem de RNAscope ile in situ hybridization ve hyperinsight of ile farklı antibodilere bakıldı yüzeyde. GeoMx'in hızlıca geçeceğim şeyi. Bir dokuyu alıyorsunuz, dokunun üzerine problarınızı fixliyorsunuz ve üzerine bir tane UV ile kesilebilen barkod koyuyorsunuz. GeoMx'e koyduğunuz zaman bu kendisi UV ışığıyla bakarak burada nokta nokta dokunun her noktasında hangi genler ekspres oluyor bunu size gösterebiliyor. Bunun güzelliği normal RNA yaptığınız zaman mesela şuradaki gibi bütün hücrenin yani bütün kanların tek bir örneğini alıyorsunuz. Single cell teknikleri var biliyorsunuz tek hücrenin profilini çıkarmak. Ama bu gibi durumda hangi hücre nereden geliyor bilmiyorsunuz. Bu spatial data aldığınız zaman, uzamsal data aldığınız zaman hangi hücre neyi ekspres ediyor ve bu hangi hücrenin komşuları ne gibi başka hücreler ve bunlar ne ekspres ediyor? Bu şekilde tamamen ana yapıya bakabilirsiniz. Burada gördüğünüz mesela makrofajların, large airway'in, alveolların birbirleriyle nasıl iletişime geçtiği ve bunların gen ekspresyonu gibi oluyor. Buna bakabiliyoruz. Ve COVID ve normal hastalara baktığımız zaman mesela burada ACE2 ve TMPRSS2 ekspresyona baktığımız zaman mesela alveolda görüyoruz. Ve virüsün kendisine baktığımız zaman şu kırmızıda olan virüsleri görebiliyorsunuz. Yani nokta nokta virüsün olduğu noktaki genler neyi ekspres ediyor? Virüsün olmayan makrofajlar neyi ekspres ediyor? Bunun gibi şeylere bakabiliyoruz. Biz de aynı şekilde griple karşılaştığımız zaman bölgesel olarak pro-inflamatory sitokinler bulduk. Bu enflamatuar sitokinler dediğim gibi bazı sorunlara yol açabiliyor. Bu hastaların tabii tamamı ciddi geçmiş. Hastalar otopsiden aldığımız üzere, postmortem sonuçları aldığımız üzere. Ve bu genlerin ekspresyonu bu konuda bize bilgi verebilir. Ve burada baktığımız zaman cytokine signaling'i görüyoruz bu hastalarda daha yükselmiş olarak. Ve aynı zamanda COVID hastalarının şu yeşilde görülen makrofaj oranının diğer hastalara göre daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ama makrofajlar yüksekken mesela nötrofiller COVID bazlı olmayan ARDS'de yani akut solunum sıkıntısı hastalığı olan hastalarda COVID'den bağımsız
nötrofil çok görebilirken COVID nedeniyle bu akut solunum yolu hastalığı geçiren insanlarda nötrofil görmüyoruz ama makrofaj görüyoruz. Ve bu bir influenza nedeniyle de ARDS geçen hasta baktığımız zaman onlar arasında da genler arasında farklılıklar görüyoruz. Yani aslında bizim akut solunum yolu sıkıntısı dediğimiz hastalık aslında tek bir hastalık değil ki buradaki doktorlar konuştuğum zaman onlar da onu söyler. Yani virüse ilk hastalık başladığı zaman Mart Nisan aylarında tabi bildikleri gibi tedavi uygulamaya çalıştılar. Ki influenza'da ve diğer ARDS'de işte steroid verilmezmiş ve farklı terapiler uygulanmış. Ama daha sonra gördüler ki bunlar işe yaramıyor, hatta biraz daha kötü yapıyor. Covid için çok daha farklı terapiler buldular ve şu an tedavi yöntemlerinin daha iyi olduğunu söylüyorlar. Tekrar en başa geri dönecek olursak, insan dışında artık bu metasap zincirini kullanarak ve LAMP gibi bir testimiz varsa farklı yerden test alarak bu virüsün dağılımını da görebiliyoruz. Ve şu anda toplam 59 şehirden 12 tane hastane olmak üzere 25 tane ülke üzerinden ortaklarımız var ve bunlar ortaklarımız bir sürü örnek aldı. Bunların bir kısmı sekanslandı, bir kısmı hala sekanslanacak. Ama bu örneklere bakarak hem COVID'in yayılımı hem COVID dışında diğer influenza gibi diğer virüslerin yayılımı üzerine bir bilgimiz olacak. Ve burada da baktığımız üzere bazı örneklerde COVID görebilirken bazı örneklerde göremiyoruz. Ve bunlara baktığımız zaman her noktanın alanının farklı mutasyonları var. Ve bu mutasyonlara bakarak hangi virüs nereye gelmiş bir tane haritasında bir yolunu çizebiliyorsunuz. Aynı şekilde bunu hastane yüzeyinden alınan örneklerde yaptığınız zaman hastanede özellikle hastanın yakında olan yüzeylerde çok daha yüksek virüs oranı görebiliyoruz. Ve bu virüs oranına bakarak tekrar bu strain oranına bakabiliyoruz. Sonuç olarak ilk olarak LAMP'tan bahsettim. LAMP ucuz, hızlı ve çok yaygın kullanılabilen bir tane test yöntemi ve faydalı olacağını düşünüyoruz. İkincisi RNA-seq platformu kullanarak hem viral evrimi hem insanın bağışıklık sistemine hem immün ve stres responsuna hem genetik yatkınlığınızı bulabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda mikrobiyom bile bakabiliyorsunuz diğer viral hastalıklara. SARS-CoV-2'nun bağışıklık sistemi nasıl aktive ettiğini, interferon 1 responsunu nasıl arttırdığını veya burada bir sıkıntı varsa, HLA'larda farklılık varsa bunu nasıl insanların hastalık seyrini etkilediğini gördük. Ve son olarak da COVID-related akut solunum yolu sıkıntısının diğer influenza bazlılardan daha farklı olduğunu gördük. Hem moleküler açıdan hem fenotipik açıdan ve bunun farklı tedaviler geçirdiğini söyleyebiliyoruz. Bu bahsettiğim çalışmalar COVID olsun, nasıl olsun, metro çalışmaları olsun çok farklı grup tarafından sponsorlandı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda labımızda tabii ki bunu ben yapmadım. Yani çok farklı insanla çalışıyoruz. Bunların hepsine teşekkür ediyorum. Ve Cornell dışında aynı zamanda farklı NYU'dan, NASA'dan, UCSF'den vesaire çok farklı insanla çalıştık. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Soru varsa alabilirim. Çok teşekkürler Sayın Hocam. Bu kadar değerli ve kapsamlı konuşmanız için, bilimsel bu konuda çalışan insanlarımız için çok değerli olacaktır sizin verileriniz kuşkusuz. Ayrıca bizim kimi konuda çalışmayan insanların da gönlünü biraz rahatlattınız. İşte çok insan tansiyon ilacı kullanır bilirsiniz. İlk başlarda gerçekten o dediğiniz gibi bir sıkıntı var idi. Ama şu an sizin konuşmanızdan da belli olur ki hiçbir sıkıntı yani o konuş söylendiği kimi veya düşünüldüğü kimi değildir. Evet. İnsanlar tansiyon hastaları da normal hayatlarını devam edebilirler tabii kendilerini COVID'den korumak suretiyle. Evet. Ya tabii tansiyon hastaları hani tabii doktorlarına danışsınlar, ilaçlarını değiştirmesinler ama tansiyon zaten bir risk faktörü. Yani tansiyon olanlar maalesef daha çok ciddi hastalık geçirebiliyorlar. O yüzden zaten dikkat olmaları önemli. Ama şu an kadar bizim bulduğumuz ilaçlarını bırakmaları gerekmedi. Yani ilaçları daha ciddi yapmıyor eğer hasta olurlarsa. Bir soru gelmiş hocam. Görür müsünüz siz sorunu? Yok. Nasıl? Ha. Bir dakika. Arkadaşlar soruları kısa şekilde yazalım lütfen. Hocamız yoruldu. Epey birkaç soru alabiliriz diye düşünüyorum. Değil mi hocam? Tabii.
Aa, buradan mı görüyorum? Gördünüz mü şimdi? Ha, evet. Soru ACE2 ekspresyonunu azaltarak yeni tedavi bulunabilir mi diye. Bunun üzerine bir tane Japon grubun ilacını gördüm. Onay aldım bilmiyorum ama bu ACE2'ye bağlanarak ya ACE2'nin oranını azaltan veya virüsün ACE2'ye bağlanmasını engelleyen birkaç tane ilaç var çalışma aşamasında. Bu tabii ki yani şu an çalışıyor çalışmıyor üzerine ben bir şey söyleyemem. Onayların geçilmesi lazım. Ve hani güvenilir mi? Ne kadar işe yarıyor ve insanda farklı yan etkileri yol açıyor mu? Bunlara bakılması lazım. Ama bu konuda dediğiniz gibi evet çalışanlar var. Ve bunun üzerine hatta bir grubun yaptığı bir tane sprey geliştiriyorlar. Spreyi alınca bir süre virüsün size bağlanmasını durduruyor gibi söylüyorlar. Tabii hani ne kadar çalıştığı üzerine bir yorum yapamayacağım. Başka bir soru var. Kan pıhtılaşması iyileşmeden sonra devam ediyor mu? Daha sonra kalp krizi veya beyinde pıhtı gibi sıkıntı olabilir mi diye. Bu konu biraz yani iki taraf üzerine de benim gördüğüm kanıt var. Hastalık geçtikten sonra bazı insanlara kalıcı sonuçları var ve bu pıhtıların ileride sonuç probleme yol açabileceğini söylüyor. Ama çoğu insanda bu sıkıntı yok. Yani bazı semptomsuz geçen insanlarda bile akciğerde bir yara izi kaldığı ve bu şeylerin zarar görmüş hücrelerin orada bir süre daha devam ettiği biliniyor. Yani hastalıktan sonra. Ama pıhtıların daha sonra kalp krizi riskini arttırdığı üzerine ben bir araştırma görmedim. Bunu teorize eden birkaç tane makale yayınladım ama yani çok güvenilir mi? Şu an tam bilemiyoruz sanırım. Başka bir soru da virüsteki mutasyonların ve bağışıklıktaki değişikliklerin aşının başarısını etkileyeceğini düşünüyor musunuz üzerine? Bu konu aslında çok ciddi bir problem. Çünkü çok aşı var ve aşılar şu ana kadar genel olarak ve testlerde belli bazı peptit dizilerine hedefliyor. Bu hedefledikleri kısımlarda mutasyon olursa belki antikorların veya aşılardan geliştirdiğiniz dolayı bağışıklık sisteminin buna etkisi yetersiz kalabilir bir noktadan sonra. Ama bunun üzerine dediğim gibi şu anda yani 40'tan fazla aşı var. En son baktığımda geçen aydı hatta 7 tanesi ikinci faz aşamaya geçmişti. Ve hepsi farklı yöntem kullanıyor. Yani normal antikor responsunu arttıracak aşılar varken bir kısmı viral RNA üzerine bazlı, kimisi protein bazlı, kimisi farklı yeni teknikleri kullanıyor. Ve hani ben biraz daha umutluyum. Yani eğer virüste çok mutasyon olsa bile bu aşıların bir kısmının daha farklı yol açıp faydalı olabileceğini veya birinden biri sizin için çalışmazsa diğer aşının biraz daha farklı etki verebileceğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi bu hatalı antikor tepkisi verirseniz bu biraz daha kötü sonuca yol açabiliyor. Hatta buna benzer diğer hastalıklarda bulundu. Mesela dengue fever hastalığında ilk tane aşı bulundu. Aşıyı verdikten sonra aşıyı aldıktan sonra hastalığı geçenler mesela daha ciddi geçirdi. Bu tür şeylerin olması şu anda çok ciddi kontrol ediliyor. Çünkü bu aşıyı yani yüz milyonlarca, milyarlarca insan kullanacak neredeyse. Ve eğer onda bir küçük bir hani sorun olsa bile bu kadar insan için çok ciddi bir risk faktörü. Bu yüzden epey kontrollü yapılıyor. Bu yüzden de bence aşıların çıkması biraz zaman alacaktır. Ama mutasyonların çok büyük problem olacağını düşünmüyorum. Zaten normalde mutasyonlar virüsleri daha az, yani daha çok bulaşıcı yapsa bile daha az ciddi hale getiriyor. Hastalığı daha az geçiyoruz. Mesela nezle gibi. Tabii COVID şu an çok bulaşıcı olduğu için öyle bir yayılma olur mu bilmiyorum. Daha az ciddi olur mu ilerideki 10 sene içinde. Ama aşının kullanımıyla bence hani çoğu soruna geçebileceğiz.
Başka bir soru da lamp mekanizması üzerine. Lamp'in şey aslında çok basit. Aslında gösterebilir miyim? DNA'da nereyi amplify edecekseniz oraya doğru bir tane primer tasarlıyorsunuz ve farklı bölgelerinde. Ve bu primerler birden çok primer tasarlıyorsunuz ve bu primerler kendi arasında bir tane circularize oluyor. Ve bu proteini verdiğiniz zaman bu protein sürekli DNA üretiyor. Yani PCR'da ısıtıp soğutup her ısıtma soğutma cycle'ında yeni bir DNA replikasyonuyken burada sürekli bir DNA üretimi var. Ve bu DNA üretimini magnezyum pirofosfate gibi bir kimyasala bağlıyorsunuz ve bu kimyasalın çıkması sizin solüsyonunuzun renginin değişmesine yol açıyor. Yani hem renginin değişmesine hem de orada eğer floresan bir madde koymuşsanız o floresanın çıkmasıyla florometreye vesaire koyabiliyorsunuz. Ama hani hiç olmadan direkt renge de bakarak da yapabilirsiniz. Tabii biraz daha hassas oluyor ama. Eğer LAMP ile ilgileniyorsanız onun protokolünü yollayabilirim. İnternette de var. Ve hani bizim primerlerimizi de gösterebilirim. En son kullandığımız protokol üzerine. Evet, sanki sorular bitti değil mi hocam? Evet, başka soru görmüyorum şu anda. O zaman uygun görürsünüz burada durabiliriz isterseniz. Tabii ki. Tekrar çok teşekkür ediyorum hocam. Bu güzel semineri bize verdiğiniz için, bize katıldığınız için ve umarım böyle konuşmalarınız devam edecektir bizimle. Tabii ki, teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Çok çok sağ olun. Çok Sağ olun teşekkür. sizlerle. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.